Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. sınıfın telafi müfredatında bulunan bütün konuları tek bir derste işleyeceğiz. Eğer bu dersi iyice dinler, sıkı bir şekilde çalışırsanız, geçen döneme ait hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Hazırsanız dersime başlıyorum. Fun with Science, yani bilim ile eğlen adlı üniteyi işleyeceğiz. Bu üniteyle ilgili kelimeleri gördükten sonra bu ünitedeki en önemli kalıplara göz atacağız. Haydi dersimize başlayalım. Plant, dikmek, ekmek. Flower, çiçek. Cut, kesmek. Pour, dökmek. Water, su, sulamak. Science, bilim. Lab, laboratuvar. Bottle, şişe. Give, vermek. Take, get, almak. Fold, katlamak. Scientist, bilim adamı. Color, renk, boyamak. Draw, çizmek. Put, koymak. Bag, çanta. Crayon, boya kalemi. Box, kutu. Shake, sallamak. Book, kitap. Notebook, defter. Palette, palet. Paint, boyamak. Pencil, kalem. Seed, tohum. Mix, karıştırmak. Ice, buz. Paper, kağıt. Pencil case, kalemlik. Eraser, silgi. Şimdi bu öğrendiğimiz kelimelerin nasıl kullanıldığına bakalım. Put or draw a picture. Kırmızı olarak yazılmış iki kelimeden hangisi doğruysa bunu yuvarlak içine almamız isteniyor bizden. Picture, resim demektir. Resimde kullanılan kelime draw, çizmek kelimesidir. Draw a picture, resim çizmek. İkinci soruda ise plant, fold, the paper. Kırmızı yazılan kelimelerden doğru olan kelime fold kelimesidir. Paper, kağıt demektir. Kağıt katlanır. Bu yüzden bunun cevabı hold kelimesidir. Diğer bir soru. Water or get the seeds. Doğru olan kelime burada water kelimesidir. Çünkü seed tohum anlamına gelir ve tohumlar sulanır. Bu yüzden water kullanırız. Diğer bir soru ise shake or draw the bottle. Bottle şişe demektir. Bu yüzden şişe sallandığı için doğru kelime shake kelimesidir. Shake the bottle, şişeyi sallamak. Prepositions, edatlar demektir. Burada göreceğimiz edatlar bir nesnenin nerede olduğunu belirtir. Yani bir nesnenin üstünde mi, altında mı, yanında mı gibi kelimelerin İngilizcesini öğreneceğiz şimdi. Eğer altındaysa under, altında. Eğer bir şey arkasındaysa behind, arkasında. Eğer bir nesne önündeyse in front of, önünde. Eğer bir nesne yanında ise near, yanında. Eğer bir nesne üzerinde ise buna ise on, üstünde. Eğer bir nesne içinde ise bu sefer in kelimesini kullanırız. In, içinde. Bununla ilgili sorabilecek soru
where kalıbıdır. Where, nerede demektir. Bir şey nerede diye soruyorsanız, üstünde, altında, yanında ya da önünde gibi kelimeler kullanarak anlatmanız istenir sizden. Şimdi bununla ilgili örnekler çözelim. Örneğin, where is the dog? Köpek nerede? Köpek masanın altında olduğu için the dog is under the table. Köpek masanın altındadır. Bu yüzden boşluğa under kelimesi gelir. İkinci soruda ise the dog is blah blah the table. Köpek masanın üzerinde olduğu için üzerinde kelimesi on'dur. Bu yüzden bunun cevabı on, üstünde kelimesidir. Diğer bir soruda ise köpek kulübenin içerisinde olduğu için bu sefer boşluğa yazmamız gereken kelime in kelimesidir. The dog is in the hut. Köpek kulübenin içerisindedir. Where is the dog? Köpek nerede? Köpek kulübenin önündedir. Bu yüzden boşluğa yazacağımız kelime in front of kelimesidir. The dog is in front of the hut. Köpek kulübenin önündedir. Son soruda ise köpek masanın arkasında olduğu için bu kez boşluğa behind, arkasında kelimesi gelecektir. The dog is behind the table. Köpek masanın arkasındadır. Bu ünite içerisinde bilmeniz gereken soru kalıbı şudur. Eğer İngilizce bir kelimenin Türkçesini bilmiyorsanız ve öğrenmek için karşı tarafa soracaksanız şu şekilde sormanız gerekir. What is the box in the Turkish? Bu sorunun sormak istediği şey şudur. Türkçe'de box kelimesi ne anlama gelir? Buradaki what ne demektir? Eğer bu soruya cevap verecekseniz, it is kutu in Turkish. O Türkçe'de kutu demektir. Cansız bir varlık olduğu için cümleye it is ile başlarız. Sonra Türkçesini yazarız, ardından hangi dil olduğunu yazarız. Bu sefer Türkçesini biliyor, İngilizcesini bilmiyorsanız ve İngilizcesini öğrenmek için karşıdaki insana soracaksanız bu kez What is kutu in English? Kutu İngilizce'de ne demektir? Bu soru kalıbını kullanırsınız ve buna cevap verirken It is box in English. O İngilizce'de box'tur. Birkaç tane örnek görelim. What is shake in Turkish? Türkçe'de shake ne anlama gelir? Cevap verirken, it is sallamak in Turkish. O, Türkçe'de sallamak demektir. Şey kelimesinin Türkçe olarak açıklamasını istemiştir. What kelimesi burada ne anlamına gelir? İkinci örnek ise, what is şişe in English? İngilizce'de şişe ne demektir? It is bottle in English. O, İngilizce'de bottle demektir. Bu kez şişenin İngilizce karşılığını soruyor. Bu dersimizde 4. sınıfın 7. ünitesi olan Jobs yani meslekler adlı üniteyi işleyeceğiz. Öncelikle bu ünite içerisindeki önemli kelimelerden bahsedeceğim. Ardından konu anlatımını yapacağım.
Ben bir itfaiyeciyim. Fireman, itfaiyeci. I work at a fire station. Ben bir itfaiye merkezinde çalışırım. Fire station, itfaiye merkezi. Burada bilmeniz gereken en önemli kelime work kelimesidir. Work, çalışmak anlamına gelir. I am a doctor. Ben bir doktorum. Doctor, doktor. I work at a hospital. Ben bir hastanede çalışırım. Hospital, hastane. I am a policeman. Ben bir erkek polisim. Policeman, erkek polis. I work at a police station. Ben bir polis merkezinde çalışırım. Police station, polis merkezi. Asking for job, meslekleri sormak anlamına gelir. Eğer karşımızdaki bir insanın mesleğini, yani işinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsak bunu İngilizce'de belli başlı kalıplarla yaparız. Şimdi bu kalıpları öğrenelim ve bu kalıplara verebilecek cevapları birlikte inceleyelim. Eğer birinin mesleğini sormak istiyorsanız kullanacağınız ilk kalıp What is your job? Senin işin nedir? Ya da diğer bir kalıp What do you do? Sen ne yaparsın? Bu iki cümle İngilizce'de birinin mesleğini sormak için kullanılan cümlelerdir. Bunlar kısacası mesleğiniz nedir anlamına gelir. Şimdi bunu cümle içinde kullanalım ve buna verebilecek cevapları görelim. What's your job? Senin mesleğin nedir? Buradaki your kelimesi senin anlamına gelir. Senin diye sorduğu için burada cümleye I ile başlamalıyız. Benim mesleğim şudur diye. I am a nurse. Ben bir hemşireyim. Nurse, hemşire. What do you do? Sen ne yaparsın? Buradaki you kelimesi sen anlamına gelir. Sen diye sorduğu için cevap verirken cümleye ben ile başlamalıyız. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Teacher, öğretmen. Eğer karşımızdaki kızın ya da erkeğin mesleğini sormak istiyorsak bu kez şu kalıpları kullanmalıyız. What is her or his job? Onun mesleği nedir? Ya da what does she or he do? O erkek ya da o kız ne yapar? Bu ikisi de erkek ya da kızlar için onun mesleği nedir diye sormamızı sağlar. Burada bilmeniz gereken en önemli kelimeler her, kızlar için onun anlamı katar. His, erkekler için onun anlamı katar. Eğer bir soruda her kelimesini görüyorsanız kızlar için sorduğunu düşünerek cümleye she ile başlamalısınız. Eğer bir cümlede his kelimesini görüyorsanız bu erkekler için kullanılır. Bu yüzden bu cümleye ise cevap verirken he ile başlamanız gerekir. Şimdi örnekleri çözelim. What is her job? Onun mesleği nedir? Bu soruda gördüğünüz her kızlar için kullanılır. Bu yüzden cevap verirken cümleye she ile başlamalıyız. She is a dentist. O bir dişçidir. Dentist, dişçi. What does he do? O erkek ne yapıyor? Onun mesleği ne? Bu cümlede gördüğünüz he kelimesi erkekler için kullanılır. Bu yüzden cevap verirken he is a pilot. O bir pilot. 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 Where? Nerede anlamına gelir? Where kelimesini bu ünitede hangi meslek nerede çalışıyor diye sormak için kullanırız. Bu oldukça önemli bir kelimedir. Where, nerede? Bir meslekteki insanın nerede çalıştığını sormak için şu kalıbı kullanırız. Where do you work? Sen nerede çalışırsın? Burada dikkat etmeniz gereken kelime work, çalışmak kelimesidir. Şimdi örnek cümleler görelim. Where do you work? Sen nerede çalışırsın? Where, nerede? Cevap vermek için I work at a school. Ben bir okulda çalışırım. School, okul. Where do you work? Sen nerede çalışırsın? Where, nerede? I work at a police station. Ben bir polis merkezinde çalışırım.
Police station, polis merkezi. Where do you work? Sen nerede çalışırsın? Where, nerede? I work at a fire station. Ben bir itfaiye merkezinde çalışırım. Fire station, itfaiye merkezi. What? Türkçe'de ne anlamına gelir? What kelimesinin bu ünitede kullanıldığı kalıp şudur. What do you like? Sen ne seversin? Buradaki like kelimesi sevmek anlamına gelir. Örneğin, what do you like? What do you like? Sen ne seversin? What? Ne? I like helping animals. Ben hayvanlara yardım etmeyi severim. Helping animals. Hayvanlara yardım etmek. Unutmayalım, like kelimesi sevmek anlamına gelir. What do you like? Sen ne seversin? What? Ne? I like cooking. Ben pişirmeyi severim. Cooking. Pişirme. What do you like? Sen ne seversin? What? Ne? I like serving. Ben servis etmeyi severim. Serving. Servis etme. Şimdi öğrendiklerimizi birleştirelim. I am a postman. Ben bir postacıyım. I work at a post office. Ben bir postanede çalışırım. I like delivering letters. Ben mektup dağıtmayı severim. Eğer bir erkeği tanıtacaksak, he is a pilot. O bir pilot. He works at an airport. O havaalanında çalışır. He likes flying. O uçmayı sever. Gördüğünüz gibi erkek olduğu için cümlelerin hepsi he ile başlamıştır. Eğer bir kızı tanıtacaksak. She is a nurse. O bir hemşire. She works at a hospital. O bir hastanede çalışır. She likes helping people. O insanlara yardım etmeyi sever. Gördüğünüz gibi bu kez bir kızdan bahsettiğimiz için cümleler she ile başlamıştır. Bu dersimizde 4. sınıfın 8. ünitesi olan My Clothes yani Benim Elbiselerim adlı üniteye işleyeceğiz. Öncelikle hava durumlarıyla başlayacağız. Weather, hava durumu demektir. Rainy, yağmurlu. Windy, rüzgarlı. Cold, soğuk. Snowy, karlı. Sunny, güneşli. Hot, sıcak. Warm, ılık. Cool, serin. Cloudy, bulutlu. Seasons, mevsimler demektir. Sırada mevsimler konusu var. Mevsimleri öğreneceğiz. Spring, ilkbahar. Summer, yaz. Fall, autumn, sonbahar. Winter, kış. Vocabulary, kelimeler demektir. Bu ünite içerisinde bulunan ve önemli olan kelimelere göz atacağız. Nice, güzel, hoş. Put on, wear, giymek. Borrow, ödünç almak. Need, ihtiyaç. Umbrella, şemsiye. Boots, botlar. Coat, kaban, mont. Dress, elbise. Jacket, ceket. Shirt, gömlek.
T-shirt. T-shirt. Gloves. Eldivenler. Hat. Şapka. Short. Short. Skirt. Etek. Sock. Çorap. Sunglasses. Güneş gözlüğü. Trousers. Pantolon. Dirty. Kirli. Broken. Kırık. Scarf. Atkı. Shoes. Ayakkabılar. Swimsuit. Mayo. Raincoat. Yağmurluk. Cap. Cap. Başlık. What is the weather like? Hava nasıldır? Eğer hava durumunu öğrenmek istiyorsak bu soruyu sorarız. Şimdi bu soruyu nasıl kullanıldığına bakalım. What is the weather like? Hava nasıl? It is sunny. Hava güneşli. Sunny. Güneşli. Take your hat. Şapkanı al. Hat. Şapka. What is the weather like? Hava nasıl? It is snowy. O karlı. Snowy. Karlı. Wear your gloves. Eldivenlerini giy. Gloves. Eldiven. What is the weather like? Hava nasıl? It is rainy. O yağmurlu. Rainy. Yağmurlu. Take your umbrella. Şemsiyeni al. Umbrella. Şemsiye. Need. İhtiyacı olmak anlamına gelir. Eğer bir şeye ihtiyaç duyuyorsak bu kelimeyi kullanırız. Bu kelime şu şekilde kullanılır. I need coat. Benim monta ihtiyacım var. Coat. Mont. I, ben öznesini yazdıktan sonra need, ihtiyacı olmak kelimesini yazarız ve daha sonra neye ihtiyacımız varsa onu belirtiriz. I need sunglasses. Benim güneş gözlüklerine ihtiyacım var. Sunglasses, güneş gözlüğü. Gördüğünüz gibi I öznesinden sonra need kelimesini kullanmış, ardından neye ihtiyacı varsa onu belirtmiştir. May I borrow, bir şeyi ödünç almak için kullandığımız bir kalıptır. Ödünç alabilir miyim anlamına gelir. Şu şekilde kullanılır. May I borrow your umbrella? Senin şemsiyeni ödünç alabilir miyim? Eğer ödünç vermek istiyorsanız cevap olarak şunları söyleyebilirsiniz. Yes, here you are. Evet, buyurun. Ya da kısacası, of course, elbette. Ama eğer ödünç vermek istemiyorsanız ve karşıdaki kişiyi reddedecekseniz şunları söylemeniz gerekiyor. May I borrow your umbrella? Senin şemsiyeni ödünç alabilir miyim? Şimdi reddedeceğiz. No, sorry. Hayır, üzgünüm. It is broken. O kırık. Broken. Kırık. No, sorry. Hayır, üzgünüm. I need it. Benim ona ihtiyacım var. Need. İhtiyacı olmak. Ya da şöyle reddedebilirsiniz. No, sorry. Hayır, üzgünüm. It is dirty. O kirli. Dirty. Kirli. Eğer mevsimin hangi mevsim olduğunu soracaksak, what is the season? Hangi mevsimdir diye sormamız gerekir. What is the season? Mevsim nedir anlamına gelir ve mevsimleri sorarken kullanılır. What is the season? Mevsim nedir? It is summer. O yaz. What is the season? Mevsim nedir? It is winter. O kış. What is the season? Mevsim nedir? It is spring. O ilkbahar.
Bu dersimizde 4. sınıfın 9. ünitesi olan My Friends, yani Benim Arkadaşlarım adlı üniteyi işleyeceğiz. Bu ünite içerisinde insanların dış görünüşlerinden bahsedeceğiz, yani fiziki özelliklerinden. Tall, uzun. Short, kısa. Slim, thin, zayıf. Fat, şişman. Beautiful, güzel. Handsome, yakışıklı. Ugly, çirkin. Old, yaşlı. Young, genç. Headscarf, başörtüsü. Beard, sakal. Mustache, bıyık. Hair, saç. Blonde hair, sarı saç. Fair hair, kumral saç. Dark hair, koyu saç. Gray hair, gri saç. Long hair, uzun saç. Short hair, kısa saç. Straight hair, düz saç. Wavy hair, dalgalı saç. Curly hair, kıvırcık saç. Blue eyes, mavi göz. Brown eyes, kahverengi göz. Green eyes, yeşil göz. Eğer İngilizce'de insanların dış görünüşlerini, yani fiziksel özelliklerini soracaksak şu soru kalıplarını kullanmalıyız. Eğer kızlar için soracaksak, what does she look like? She, kızlar için kullanılır, o anlamına gelir. O nasıl görünüyor? Eğer erkekler için soracaksak, what does he look like? He, erkekler için kullanılır, o anlamına gelir. O nasıl görünüyor? Yani bu iki soruda Türkçe'de o nasıl görünüyor diye sormak için kullanılır. İnsanların dış görünüşünü sorarken bu iki tane soru kalıbını kullanırız. Şimdi bununla ilgili örneklere göz atalım ve buna verilecek cevapları inceleyelim. What does she look like? She diye sorduğu için kızı soruyor. O nasıl görünüyor? Yan tarafta verilen kızın fiziksel özelliklerini, yani dış görünüşünü birlikte inceleyelim. She is thin. O zayıf. Bir kızdan bahsettiğimiz için cümleye she ile başlarız. Ardından she is beautiful. O güzel. Daha sonra she has long hair. O uzun saçlara sahip. Has, sahip olmak anlamına gelir. Eğer bir şeye sahip olduğumuzu bildirmek istiyorsak has kelimesini kullanmalıyız. What does he look like? O neye benziyor? He, erkekler için kullanılır. Bize erkeği sorduğu için cümleye he, yani erkek öznesiyle başlamamız gerekiyor. Örneğin, he is tall and slim. O uzun ve zayıf. Eğer iki tane özellik belirtecekseniz arada and ve anlamına gelir, o kelimeyi kullanmanız gerekiyor. He is handsome. O yakışıklı. He has short brown hair. O kısa kahverengi saçlara sahip. Has, sahip olmak. What does she look like? O nasıl görünüyor?
Bu bir kız olduğu için cümlelere she ile başlayacağız. She is thin. O zayıf. She is beautiful. O güzel. She has blonde hair. O sarı saçlara sahip. She has green eyes. O yeşil gözleri sahip. Has, sahip olmak anlamına gelir. Saçlardan ve gözlerden bahsedeceksek, sahiptir anlamına gelen has kelimesini kullanmalıyız. Eğer kendi dış görünüşünüzden bahsedecekseniz şunları söylemelisiniz. I am tall and slim. Ben uzun ve zayıfım. I, ben anlamına gelir. I have wavy fair hair. Ben dalgalı kumral saçlara sahibim. I have brown eyes. Ben kahverengi gözlere sahibim. Burada dikkat etmeniz gereken şey, eğer kendinizden bahsedecekseniz sahip olmak anlamına gelen kelime bu sefer have kelimesidir. Have, bir şeye sahip olmak anlamına gelir. Sadece I, yani ben öznesiyle kullanmanız gerekiyor. Bu dersimizde 4. sınıfın 10. ünitesi olan Food and Drinks, yani yiyecek ve içecekler adlı üniteyi öğreneceğiz. Dersime öncelikle yiyeceklerle başlayacağım. Food, yiyecek. Apple, elma. Sandwich, sandwich. Bread, ekmek. Cheese, peynir. Butter, tereyağı. Cupcake, cupcake. Honey, bal. Jam, reçel. Olive, zeytin. Salad, salata. Pasta, makarna. Soup, çorba. Yogurt, yoğurt. Banana, muz. Cereal, kahvaltılık gevrek. Chicken, tavuk. Orange, portakal. Egg, yumurta. Marmalade, marmelat. Ice cream, dondurma. Drinks, içecekler. Şimdi de içeceklerin İngilizce isimlerini öğrenelim. Orange juice, portakal suyu. Tea, çay. Lemonade, limonata. Coffee, kahve. Milk, süt. Water, su. Vocabulary, kelimeler demektir. Bu ünite içerisinde yiyecek ve içecekler dışında bazı kelimeler daha vardır. Bunları bilmeniz önemli. O yüzden onlara da göz atalım. Hungry, aç. Full, tok. Thirsty, susamış. Maybe, belki.
Some. Biraz, birkaç. Want. İstemek. Later. Sonra. Eğer İngilizce olarak acıktığınızı söylemek istiyorsanız I am hungry demeniz gerekiyor. I am hungry. Ben açım. Hungry. Acıkmak. Eğer susadığınızı söylemek istiyorsanız I am thirsty. Ben susadım demeniz gerekiyor. I am thirsty. Ben susadım. Thirsty. Susamış. Eğer tok olduğunuzu, yani aç olmadığınızı söylemek istiyorsanız I am full. Ben doluyum, tokum. Full, tok. Like, bir şeyi sevmek anlamına gelir. Eğer İngilizce'de sevdiğiniz şeyleri söylemek istiyorsanız like kelimesini kullanmanız gerekiyor. Örneklere bakalım. I like ice cream. Ben dondurmayı severim. Ice cream, dondurma. I, ben öznesini kullandıktan sonra like, sevmek kelimesini kullanırız. Ardından cümlenin sonunda neyi seviyorsak onu yazarız. I like ice cream. Ben dondurmayı severim. I like cupcake. Ben cupcake'i severim. Cupcake, cupcake. I like chicken. Ben tavuğu severim. Chicken, tavuk. Don't like, bir şeyi sevmemek anlamına gelir. Eğer İngilizce'de sevmediğiniz şeyleri söylemek istiyorsanız don't like kelimesini kullanmanız gerekiyor. Örneklere bakalım. I don't like pasta. Ben makarnayı sevmiyorum. Pasta, makarna. I, ben dedikten sonra don't like, sevmemek kelimesini kullanırsınız. Ardından neyi sevmiyorsanız onu da cümlenin en sonunda belirtirsiniz. I don't like banana. Ben muzu sevmiyorum. Banana. Muz. I don't like tea. Ben çayı sevmiyorum. Tea. Çay. Want. Türkçe'de istemek anlamına gelir. Eğer İngilizce'de ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum demek istiyorsanız want kelimesini kullanmanız gerekiyor. Want, yani istemekle ilgili olan cümlelerde bu iki tane kelimeyi kullanacağız. O yüzden bunları da tekrar edelim ki aklınızda soru işareti kalmasın. Some, biraz, birkaç anlamına gelirdi. An ise İngilizce'de bir demek için, yani bir tane demek için kullanılır. Şimdi want ile ilgili, yani istemekle ilgili örneklere göz atalım. I want an apple. Ben bir tane elma istiyorum. Apple. Elma. I, ben öznesini yazdıktan sonra want, istemek kelimesini kullanırız. Ardından bir tane ya da kaç tane istiyorsak onu belirttikten sonra cümlenin en sonunda ne istediğimizi belirtiriz. I want some cereal. Ben biraz kahvaltılık gevrek istiyorum. I öznesinden sonra want kelimesini, daha sonra some, biraz kelimesini kullanıp istediğiniz şeyi cümlenin sonunda belirtebilirsiniz. Cereal, kahvaltılık gevrek. I want some coffee. Ben biraz kahve istiyorum. Coffee, kahve. I want a sandwich. Ben bir tane sandviç istiyorum. Sandwich, sandwich. Karşımızdaki birisine yiyecek ya da içecek önermek istiyorsak, yani şunu ister misin, bunu içmek ister misin, şunu yemek ister misin diye sorduğumuzda bazı soru kelimeleri vardır. Şimdi onları öğrenelim. Birincisi, do you want? Sen ister misin anlamına gelir. O noktalı yere, yani cümlenin en sonuna hangi yiyeceği ya da hangi içeceği istiyorsak onu yazmalıyız. Would you like? Yine ister misin anlamına gelir. Yine noktalı yere, yani cümlenin en sonuna hangi yiyeceği ya da hangi içeceği soruyorsak onu yazmalıyız. Want. Az önce de öğrendik, istemek anlamına gelir. Yine want'tan sonraki noktalı yere yiyecek ya da içecek ismi yazmalıyız. Şimdi bunların nasıl kullanıldığına bakalım. Do you want some honey?
Biraz bal ister misin? Honey, bal. Do you want? Az önce de öğrendik, ister misin anlamına gelir. Do you want yazdıktan sonra içeceği ve yiyeceği cümlenin en sonunda belirtip soru işareti koyacağız. Eğer cevap vermek istiyorsa, yes please. Evet, isterim. Ama eğer canı bal yemek istemiyorsa, no thanks. Hayır, teşekkür ederim, istemiyorum. Would you like cupcake? Cupcake ister misin? Cupcake, cupcake. Would you like yine ister misin anlamına gelir. Would you like yazdıktan sonra hangi yiyecek ve içeceği soruyorsak cümlenin en sonunda belirtiriz. Eğer cevap vereceksek, sure, elbette isterim. Ya da, no thanks, hayır teşekkür ederim. I am full, ben tokum. Full ne demekti? Tok demekti. Ben tokum. Want some lemonade? Biraz limonata ister misin? Lemonade. Limonata. Sure. Elbette isterim. Ya da no thanks. Hayır, teşekkür ederim. I am not thirsty. Ben susamadım. Thirsty. Susamış demekti. Not thirsty, susamadım anlamı katar. Eğer birisi bize şu yiyeceği ister misin ya da şunu içmek ister misin diye sorduğunda, eğer içeceksek yani kabul edeceksek şunları söylememiz gerekiyor. Yes, please. Evet, lütfen. Sure. Elbette. Bu ikisi de o yiyeceği ve içeceğimizi kabul ettiğimiz anlamına gelir. Örneğin, do you want lemonade? Limonata ister misin? Yes, please. Evet, lütfen. Ya da sadece sure. Elbette. Eğer biri bize bir şey yemek ister misin ya da içmek ister misin diye sorduğunda, bu sefer kabul etmeyeceksek yani canımız istemiyorsa şunları söylememiz gerekiyor. No thanks. Hayır, teşekkür ederim. No thanks. I am full. Hayır, teşekkür ederim. Ben tokum. Mesela bir arkadaşınız size pizza yemeyi önerdi ama siz toksunuz, yemek istemiyorsunuz bu sefer. I am full. Ben tokum diyebilirsiniz. Ya da birisi size bir şey içmeyi önerdiğinde, no thanks, hayır teşekkür ederim, I am not thirsty, ben susamadım. Ya da kısacası, maybe later, belki daha sonra diyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.